ekonomiye dayandığı günlerden geçiyoruz. Hakikaten yüksek enflasyonun maaşları her gün erittiğini hep beraber görüyoruz. Yapılan zamların hemen bir iki ay içerisinde yok olduğunu görüyoruz. Adaletsiz vergi sistemin neticesinde işçilerin hemen ilk 6 ayda vergi sınıfına, vergi dilimine girmesi işçinin en büyük isyanlardan birisi. Birileri Türkiye'de yoksulluk bitti diyorlar ama bu işçi için, çalışan için değil, bu kendiler için herhalde ya da yakın çevreler için yoksulluk bitti. Onlar hızla zenginleşmeye devam ediyor. Türkiye'de toplumun bütün kesimlerinin ciddi problemleri var. Yani bu sanayi için de böyle, esnafı için de böyle, çalışan için de böyle, çalışmayan için de çok ciddi rakamlar var elimizde. Eskiden ev hanımı diye bir deyim vardı. Şimdi bir de ne çıktı? Ev genci. Ne demek? Okumuyor, çalışmıyor, evde bekliyor. 6 milyonda civarında ev genci deyim oluştu bu dönemde. Ev genci, ev hanımı gibi ev genci oluştu. Geniş tanımlı işsizlik gençlerde %36.2. Yani her 10 gençten 4'ü işsiz. Kadınlarda %45. Yani her 100 gençten 100 kadından yaklaşık 45'i işsiz durumda. Türkiye'nin gerçeği bu. Maalesef açlık sınırı Türk İş rakamlarına göre 19.000 TL, yoksulluk sınırı 65.874 TL, asgari ücret 17.000 TL, faiz %50'nin üzerinde, dolar 34 TL, reel enflasyon, gerçek enflasyon, pazardaki enflasyon da %100'ün üzerinde. Türkiye'de dolaylı vergi dünya ortalamasının çok üzerinde, yaklaşık %70 vergi, toplanan verginin %70'i dolaylı vergiden. Bu ne demek? Zenginden de fakirden de aynı vergiyi almak demek. Yani su alırken, domates alırken, ekmek alırken zenginle yoksul aynı vergi ödüyor. Bu büyük bir adaletsizlik. Dolaylı vergideki, toplam vergideki dolaylı verginin mutlaka payının azaltılması gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi problemler var. Çok büyük sorunlarla yaşamaya devam ediyoruz. İşsizlik öyle. Bakın, asgari ücret açıklandığı günün alım gücüyle bugünkü alım gücüne bakın. Eski asgari ücretin alım gücü bugünkü asgari ücretin alım gücünden daha yüksek. İşçinin, bir çalışanın ne kadar maaş aldığı önemli değil. Önemli olan alım gücü. Alım gücü eğer yüksekse, eğer kendinizi geçindirebiliyorsanız buna bakmak lazım. Asgari ücreti 17.000 TL yaptım demek, asgari ücretin alım gücünü bilmemek demek. Ve herhalde hiç sokağa inmiyorlar. Yoksulluğu, işsizliği bitirdik diyorlar. Gelin Malatya sokaklarında çıkın pazarlara. Yoksulluk var mı yok mu? Bir büyük belirsizlikle karşı karşıyayız. Kimse ne olacağını bilmiyor. Rezerv alanına girmiş iş yeri, evi ne olacağını, ne kadar ev verileceğini bilmiyor. Eski yerinden mi, başka yerden mi verileceğini bilmiyor. Hala maalesef yerinde dönüşüm sağlanabilmiş değil ki geçtiğimiz yıl verilen para biliyorsunuz 750 bin artı 750 bin. Şimdi enflasyona baktığınız zaman bu para yarı yarıya düşmüş durumda. Maalesef buradaki beceriksizler yerinde dönüşümü de başlatabilmiş değiller. Malatya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çizilen projelerde kimsenin haberi yok. Ne olacağını bilmiyor. İş yeri ne olacak bilmiyor. Maalesef bir beceriksiz yönetimle Malatya'da da karşı karşıyayız arkadaşlar. Belediyeler Malatya'nın rezerv alanını Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bırakmışlar ki sizde de bilmenizi istiyorum. Rezerv alanla ilgili belediyenin yaptığı bir şey yok. Altyapısını, her şeyini Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Malatya merkezinin önemli bir kısmı nereye verilmiş? Rezerv alana verilmiş. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. TOKİ'de zaten belediyenin hiçbir şey yaptığı yok. Ama çöp toplamaktan aciz bir belediye yönetimiyle de karşı karşıyayız. Görüyorsunuz şehrin halini. Kışlık saray, yazlık saray, uçan sarayın sahip sen değil misin? ABD'ye makam otosunu, makam aracını özel uçakla gönderen sen, Kıbrıs'a 5 özel uçakla heyeti gönderen sen, Ahlat'a özel uçakla bakanlarla birlikte giden sen, Marmaris'teki sarayına 685 milyon TL, Ahlat'taki sarayına 1.219 milyar TL harcayan sen, koruma ordusuyla gezen sen, 13 özel uçakla gezen sen,
Millet 12.500 lira talim ederken her gün sarayı sarayda günlü gün eden sen, elitist biz. Bir bakalım bizim genel başkan nasıl geliyor meclise, sen nasıl geliyorsun meclise, bizim milletvekilleri nasıl geziyor, senin milletvekilleri nasıl geziyor, ben buraya bir arabayla bir kişi geldim. Elitizm ne? Elitizm arıyorsan milletvekillerine bak, korum ordusuyla geziyorlar, saraydaki danışmanlarına bak, kendi yaşadığın hayata bak. Elitizm, israf arıyorsan aynaya bak. Şimdi Ahlat'ta tabii Atatürk'ün portresinin olmaması Atatürk'e bakışlarını gösteriyor. Bir kabine düşünün ki o kabinenin de kabinenin sürmesini, bugün kabine olmasını sağlayan bir Atatürk, kabileden belki biz de eğer Atatürk olmasaydı, Milli Kurtuluş Savaşımız olmasaydı biz de bugün Irak'taki gibi, Suriye'deki gibi bir kabile devleti olacaktık. Bir kabine devleti olduk. Onu onlara asmayanların vicdanına havale ediyoruz ama Atatürk'ten bu bir değer kaybetmez. Ama daha kötü bir resim var ki onu da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlar Kuvvetleri komutanları Hüdapar'ın yanında resim veriyorlar, selam duruyorlar. Ayıptır, yazıktır. Hüdapar dediğiniz domuz bağıyla insanları öldüren, Türk bayrağı değiştirilsin diyen, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilen diyen bir siyasetin temsilcileriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları bir araya geliyorsa yazıklar olsun onlarla bir araya gelen komutanlara. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin ortak değeri. Hepimizin ortak değeri. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimsenin yıpratmaya hakkı yok.